matris ve determinantlarla ilgili çalışma yapacağız arkadaşlar. Alıştırmalar yapacağız. Mesela 2 çarpı 2 tipinde bir A karesel matrisi verilsin. Böyle bir matrisin tersi nedir arkadaşlar? Soru bu. Bu matrisin tersini bulacağız. Şöyle ki bir matrisin tersi 1 bölü determinant A çarpı adjoint A formülüyle bulunur. Peki bu matrisin determinantı nedir? 2 kere 0, 0, eksi 3 kere 1, 3. Adjoint A 2 ile 0 yer değiştirecek. 1 ile 3 işaret değiştirecek arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi biz bu işlemi devam ettirecek olursak arkadaşlar, bakınız, A matrisinin tersi 1 bölü eksi 3 çarpı 0, eksi 3, eksi 1, 2. Bunu dağıttığımız zaman 0, 1, 1 bölü 3, eksi 2 bölü 3 arkadaşlar olur. İşte A matrisinin tersi budur arkadaşlar. Peki hakikaten bu doğru mu değil mi? Onu nasıl anlarız sizce? Bakın bunun doğru olup olmadığını şöyle anlayabiliriz. A matrisiyle A matrisinin tersini çarptığımızda bakın ortaya ne çıkacak acaba? A matrisi çarpı A'nın tersi nedir? A matrisi 2'ye 3, 1'e 0. A matrisinin tersi de 0, 1, 1 bölü 3, eksi 2 bölü 3. Şimdi bu esnada biz iki matrisin çarpımını da tekrar etmiş olacağız aynı zamanda doğal olarak. O halde arkadaşlar bunun sonucu elbette A11, A12, A21, A22 olacak biliyorsunuz. Bu 2 çarpı 2 tipinde çıkacak ortaya. Neden? Çünkü burası 2 çarpı 2, burası 2 çarpı 2. Birinci matrisin sütunuyla ikinci matrisin satırı aynı olduğunda bura 2 ise bu da 2'dir. Yani şuradaki 2 şuraya geliyor. Şu 2 de şu diğer 2 de buraya geliyor arkadaşlar. O halde A11 neye eşit? Hesaplayalım mı? Hadi. A11 ilk matrisin birinci satırını alıyorsun. 2'ye 3. İkinci matrisin birinci sütununu alıyorsun. 0'a 1 bölü 3. Çarpacağım. A12 birinci satır ikinci sütun. A21 bak ilk matrisin ikinci satırını alıyorum. İkinci matrisin birinci sütununu alıyorum. Doğru mu? Şimdi bak dikkat et. O halde arkadaşlar A22'yi de bulalım. İlk matrisin ikinci satırı ikinci matrisin ikinci sütununu alıyorum. O halde burada şimdi onu da gösterelim. Burada birinci ile birinci çarpılıyor. Artı ikinci ile ikinci çarpılıyor. İki kere sıfır sıfır. Üç kere bir bölü üç bir. Sıfır artı bir bire eşit. İki kere bir iki. 3 kere eksi 2 bölü 3, eksi 2, bu 0'a eşit. 1 kere 0, 0, artı 0, 0. 1 kere 1, 1, artı 0, 1. Demek ki bu matris 1, 0, 0, 1. Peki biz bu matrise ne diyoruz? Birim matris diyoruz değil mi? I 2 çarpı 2.
Biz buna birim matris diyoruz. Hakikaten yaptığımız işlem doğruymuş meğer. Şöyle ki, bakın. Şöyle düşünün. Biz başlangıçta A matrisi verilmişti. A matrisi verilmişti. Bizden bunun T'sini almamız istemişti. Biz de A T's matrisini burada birlikte A T's matrisini bulmuştuk. 0, 1, 1 bölü 3, eksi 2 bölü 3 diye bulmuştuk. Şimdi arkadaşlar düşünün. Bakın. Burada arkadaşlar A matrisinin T'sinin hakikaten A üzeri eksi 1 olan bu matris olup olmadığını tartışmak için A matrisiyle T'sini çarptık. Ortaya ne çıktı? Birim matris çıktı. Demek ki işlemimiz doğru arkadaşlar. Normal cebirde mesela 5'in T'si 1 bölü 5 değil mi? Bu ikisinin çarpımı da 1'i veriyor. Bak etkisiz eleman. Etkisiz fonksiyon, birim fonksiyon. Öyle düşünün. Bu birim fonksiyon konumuna geliyor. Bu 5 normal matris. Bu da matrisin T'si konumunda düşün. Hani bir nevi. Oradan oraya bağlama yap. Başka bir örnek daha yapalım. Çok sevdiniz bu konuyu. Besteli yani. Gözlerinizden okunuyor yani sevginiz. Tabii ki buyurun hanımefendi. Bakmayın. Şimdi A matrisi 1, 2, 1, 3 olsun. Böyle bir matris veriliyor. Bu matrisin tersi nedir arkadaşlar? Soru bu. Anlıyor musunuz? Şimdi şöyle yapalım. A matrisinin tersi 1 bölü determinant A çarpı adjoint A'dır arkadaşlar. Adjoint A, ek matrisi yani. Şimdi 1 kere 3, 3, 1 kere 2, 2, 3'ten 2 çıktı 1 arkadaşlar burası. Bu da 1, 3. 1, 3'ten yer değiştirecekti hatırladınız mı? 3, 1, eksi 1'e eksi 2. Burası da 1'di. O halde cevap 3, eksi 2, 1, eksi 1, 1 arkadaşlar. Bu kadar. Soru bitti arkadaşlar. A matrisinin tersi bu. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Mesela diyelim sınava girdiniz, bunu unuttunuz. O zaman ne yaparsınız? Başka bir yöntem var ama gerçekten çok uzun sürüyor arkadaşlar. O yöntemi öğrenmeye çalışmanızı tavsiye etmiyorum. Şimdi dilerseniz bir A matrisi verelim. Bu matrisin determinantını bulalım. Şurası eksi, şurası eksi olsun. Tamam mı? A matrisinin determinantı nedir arkadaşlar? Determinant A nedir? Soru bu. Evet. A matrisinin determinantı nasıl bulunacak? Fikri olan var mı? Şimdi arkadaşlar, biz bunu önceki derslerimizde çalışmıştık. Ben size hızlıca hatırlatayım. 0, 0, 8, değil mi? Artı, eksi, artı, eksi, artı diye gidiyor. Artı, eksi, artı, eksi, artı diye gidiyor. Bu sıfırları yapmama gerek yok zaten. Onların cevabı belli. 0, 0. Şimdi 8'i ben kapatıyorum. Satırını ve sütununu kapatıyorum 8'in. Bak şimdi. O halde diğerlerini yazıyorum şimdi. 1, 1, eksi 2, eksi 4, 2. 8 çarpı 2, eksi 8. 8 çarpı eksi 6'dan toplayacağım bunları. Eksi 48 cevap. Çünkü şu sıfırların hükmü yok. İşte bu A'nın, A matrisinin determinantı buymuş arkadaşlar. Soru bitti. Başka bir çalışma yapalım. Bu dursun burada.
Bir A matrisi verirsin. Bu matriksin A 2 1 elemanının minörü nedir? Minörü. A 2 1 elemanının minörü nedir? Minörü ikinci satır birinci sütunu kapatıyorsun. 2 4 4 eksi 2 var ya. Bunların determinantı yani onları nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim. Şu elemanla şu elemanın hani determinantı. O halde minör pardon ne geliyor buradan arkadaşlar? Eksi 4 eksi 16'dan eksi 20'dir. Bu kadar. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Peki A 2 1 elemanına ait kofaktör nedir? Yani A 2 1 bu kofaktörü arkadaşlar işaretli minörüydü hatırlayın. Hatırladınız mı bunları? O halde bakın eksi 1'in 3. kuvveti çarpı eksi 20 elbette 20'ye eşit arkadaşlar. İşaretli minör. Zaten biz size şunu da söylemiştik. A 2 1 ile A 2 1 yani şu A 2 1 elemanıyla minörünün çarpımı bizim determinanta bir adım yaklaştırıyordu. Hani 3 kere 3 tane bunu yaparsak tak bu matrisin determinantını buluyorduk. Hatırladınız mı? Tamam. Başka bir çalışma yapalım. Şimdi burada bu soruda arkadaşlar şöyle bir şey sorulmuş. A 3 1 A 3 1 artı A 3 2 A 3 2 artı A 3 3 A 3 3 nedir diyorlar. Diyelim siz sınava girdiniz ve bu soruyla karşılaştınız. O zaman bu soruyu nasıl çözeceğiz? Bakın. Şimdi arkadaşlar burada A 3 1 elemanı ne? 0. Ben o zaman A 3 1'i hesaplar mıyım? Hayır. A 3 2 ne? 4. Peki A 3 2 ne? Eksi 1 üzeri 3 artı 2 minör 3 2 artı A 3 3 0. O zaman A 3 3'ü hesaplar mıyım? Hayır. O halde 4 çarpı eksi 1 çarpı minör 3 2. Minör 3 2 3. satır 2. sütun kapattığımda 1 eksi 3 bak 1 eksi 3 5 4 görebiliyor musunuz determinant? O da eksi 4 çarpı 4 1 kere 4 4 3 eksi 3 kere 5 eksi 15 doğru mu? O halde eksi 4 çarpı 19'dan eksi 76 cevap. Peki bu eksi 76 aynı zamanda neyi biliyor musunuz? A matrisinin determinantı arkadaşlar. Hani biz şöyle söyleyelim. Arkadaşlar bakın çok böyle Fransız vari şeyler anlatmıyorum bakın dikkat edin. Mesela burada 1 eksi 3 0 diyorum ya ben 1 eksi 3 0 diyorum ya ben artı eksi artı artı eksi artı diyorum ya sonra şunun determinantı 0 bunların determinantını bulacağım bak şimdi 1'i kapattım satır ve sütunu 2 4 4 0 2 4 4 0 3'ü kapattım bak 3'ün satır ve 3'ün bulunduğu satır ve sütunu kapat geriye ne kalıyor kardeş 2 5 4 0 2 5 4 0 şimdi buradan 0 eksi 16'dan tabii ki eksi 16'dır burası. Burası 3 çarpı 0 eksi 20'den eksi 60. İşte bunların toplamı eksi 76'yı veriyor bakın. Yani şu A'nın
O hani artı eksi artı eksi koyuyoruz ya, o yüzden orası artı oldu. Az önce kaçırdın orayı. Burası başlangıçta eksiydi, eksi 3'tü. Bak, eksi 3'tü fakat biz şey yaptık. Artı eksi yapınca orası artı 3 oldu. Zaten bak eşit geldi. Eşit gelmek zorunda ki yani. Demek ki biz bu anlamda farkında olmadan A'nın determinantını bulmuş olduk. Bak, A'nın determinantı eksi 76. Şimdi size bir alıştırma verelim. Onu bir yapın hadi. Matrisi 1, 4, 2, 5, 0, 3, eksi 2, 1, 4. Evet, bu matris verilsin. Bu A matrisinin A21 artı A22 artı A23 A23. Bunu bir yapın bakalım. Hadi bakalım. Başlayın.